Malumunuz tüm zamanlarda, tüm mekanlarda insanlığın en temel sorunu Allah'ı hakkıyla takdir edememe sorunudur. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah varlığını ispata çağırmaz. Çünkü her şey Allah'ın varlığına ve kudretine delildir. Ama her şey, o her şeyi içerisine neyi sokabiliyorsanız sokabilirsiniz. İnanç dersleri, akaid dersleri yapan kardeşlerimize, Müslümanlara, insanlığa çağrımız ve tavsiyemiz şudur ki mutlaka ve mutlaka bütün kainatın tasarrufu kendi şanında, gücünde ve kudretinde olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıyarak yapın, öğrenin ve öğretin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. 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 Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udzubillahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh amma ba'd fe ya ibadallah usikum bi takvallahi ve taati Allahumme rabbena la tuzigh kulubana ba'd iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme innaka antel vehhab ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli Müslümanlar, kardeşlerim, abilerim, bugün bayram vaazında, yani biz bunu her bayram, bayram namazının öncesinde, hutbeden önce bir nasihatleşme bağlamında ele alıyoruz. Bugün Allah kimdir? Allah nasıl bir varlıktır? Nasıl bir varlığa iman ediyoruz? Nasıl bir varlığa iman etmemiz gerekiyor? Malumunuz, tüm zamanlarda, tüm mekanlarda insanlığın en temel sorunu Allah'ı hakkıyla takdir edememe sorunudur. Allah'ı hakkıyla takdir edemeyince insanoğlunun hayatında şirk ve günah başlıyor. Oysa ki kendisine sınırlı bir süre ama yığınla imkan verilmiş insan, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu nimetleri, imkanları maalesef hoyratça tüketiyor ve ebedi hayatını mahvediyor. Onun için Allah kimdir? Yani Allah deyince zihnimizde nasıl bir varlık canlanıyor? Tabii ben de gücüm yettiğince anlatacağım. Yani Allah'ı ne kadar biz onun muradına uygun anlayabiliriz, anlatabiliriz? Allahu alem. Resullerin de hayata başlayış yeri burası olmuştur. Genellikle insanların büyük bir çoğunluğu, alemleri yaratan, terbiye eden, düzene koyan, yetiştiren, kayıtsız ve şartsız mutlak hakimiyetin ve otoritenin kendisinde olduğu alemlerin Rabbi olan Allah'ı Allah'tan öğrenmekten ziyade genellikle kendi kafalarında ya da beşerin ürettiği algılar üzerinden bir tasavvur geliştirmiş ve kafalarındaki Tanrı'ya inanmayı yeğlemişlerdir. Onun için Allah
kendisini nasıl tanıtmışsa, nasıl anlatmışsa ve Resuller bize nasıl öğretmişler ise biz de Allah'ı o şekliyle tanımak zorundayız. Yine Kur'an-ı Kerim'de Esma-i Hüsna olarak bildiğimiz Allah'ın isimleri, yani en güzel isimler ona aittir. Şimdi isim bir varlığı tanımlayabilmek için değildir sadece. O varlıkla bir iletişim kurmak içindir. Onun için her eşyanın, her varlığın, her insanın bir ismi vardır. Allah Azze ve Celle Adem'i yarattığı vakitte Adem'e eşyanın bütün isimlerini de öğretmiştir. Yani isimsiz bir varlık olmaz. Mutlaka her şeyin bir, her varlığın bir ismi vardır. Allah'ın isimleri ise işte Allah, El-İlah, bütün isimlerinin toplamında telaffuza dönüşmüş bir isim olsa da aslında Allah'ı yine Kur'an-ı Kerim'de kendi vasıfları üzerinden, yani kendisinin nasıl tanıttığıyla alakalı Allah'ı tanıyabilirsek, o zaman doğru bir ilaha kulluk etmiş olacağız. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah doğru tanınmayınca insanlar bu sefer sahte ilahlar üretmeye başlıyorlar. Bazen öyle bir hale geliyor ki Allah'a kul olması gereken insan kendisini alemlerin Rabbi olan Allah yerine kısmen cüzlerinden parça çalarak ilahlaştırmaya başlıyor. Ve insanın hevasının ilahlaşması da bu bağlamda Allah'la olan bağının kopmasına sebebiyet veriyor. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah isimleriyle kendisini tanıtır. Allah'ın var ve bir olması fıtridir. Yani yaratılmış her varlığa, özellikle mükellefiyet içerisinde olan her varlığa aslında bu Allah'ın kudreti, varlığı, vasfı ne yapmıştır? Kodlanmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah varlığını ispata çağırmaz. Çünkü her şey Allah'ın varlığına ve kudretine delildir. Ama her şey, o her şeyi içerisine neyi sokabiliyorsanız sokabilirsiniz. Aldığınız nefes, gökteki yıldızlar, gece, gündüz, güneş, bir insanın dünyaya gelişindeki süreç, toprakta biten her türlü rızık, nebatat, gökten yağan yağmur, yani neyi istiyorsunuz? Yani her şey Allah'a işaret ediyor. Onun için insanların tarih boyu Allah'ı kabul problemi olmamıştır. Hatta Allah'ın yaratıcılığı konusunda da insanların genel manasında, genel anlamda bir problemi olmamıştır. Kur'an'da bunlarla ilgili müstakil ayetler de var. Hatta Allah'a karşı günahta, zulümde, isyanda en zirveyi yakalamış olan zümre kimdir? Müşriklerdir. Müşrikler dahi Allah'ın varlığı konusunda, hatta Allah'ın birliği konusunda, hatta Allah'ın yaratıcılığı konusunda çok da fazla bu yönüyle bir itiraz geliştirmemişlerdir. Onlara yeri ve göğü kim yarattı desen, onlar Allah diyecekler. Gökten yağmuru yağdıranın Allah olduğunu biliyorlar. Yerden nebatatı çıkartanın Allah olduğunu biliyorlar. Aslında kainat içerisindeki mutlak tasarrufun da Allah'a ait olduğunu biliyorlar ama müstanilikleri ve müstekbirlikleri ile birlikte Allah'tan kopuş başlıyor. Hani Firavun Musa Aleyhisselam'la istihza ederken yardımcısı Yaveri Haman'a ne diyordu? Ey Haman, bir kule yap da
şu Musa'nın Rabbine bir çıkalım bakalım. Peki kabul etmediği bir ilaha, bir Rabb'a niye secdeye kapandı? Niye ben Musa ve Harun'un Rabbi olduğuna, yani onlara ben artık Musa ve Harun'un Rabbine teslim oldum? Niye bunu dedi? O kibir üzerinden, büyüklenme üzerinden, enaniyet üzerinden Allah'a karşı kulluğu kendisine yakıştırmıyordu ya, artık süre bitmişti de, bütün imtihan tamamlanmıştı da, onun artık geriye sunabilecek hiçbir şey kalmamıştı da, işte o vakitte secdeye kapanmıştı ama o secde hiçbir işe yaramayan secde olmuştu. Oysa ki secdeler kulu Allah'a yaklaştıran en büyük ameldir. En nitelikli ameldir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an ve mekandır. Çünkü secde Allah'a itaati temsil eder. Onun için namazsızlık itaatsizliktir. Onun için secdesizlik şeytanlaşmadır. Onun için Allah için eğilme, Allah'tan başkalarının önünde eğilmeyle orantılıdır. Bir insan hakkıyla Allah'a secde etse, hakkıyla Allah'a itaat etse, Allah'tan gayrı kendisi gibi aciz, şaşkın olan birilerinin önünde eğilmez, ihtiram etmez. Onun için bütün mesele ne? Allah'ı takdir etmeme problemi. Şimdi bir insan Allah'ı tanısa, anlasa, iman etse, böyle bir ilahın karşısında itaat anlayışı içerisinde olsa şirke düşmesi mümkün müdür? Kesinlikle mümkün değildir. Müşriklerin şirk içerisinde olmasının en önemli iki nedeni vardır. Birisi Allah'ı tanımamış ve takdir etmemişlerdir. İkincisi ise büyüklenme içerisine, kibir içerisine, müstahnilik içerisine girmişler ve Allah'a boyun eğmeyi gururlarına yedirememişlerdir. Yani ana mesele budur. Ondan sonra ne yapmışlar? Çünkü insanın duygu, vicdan, dünyasında inanma ihtiyacı var. Eğer siz bu inanma, inanç potansiyelini Allah'ın koyduğu ilkelerle oluşturmadığınız vakitte o inanç sistematiğini de Allah'ın dışında başkaları oluşturmaya başlar. Sen Allah her şeyi görür diyeceksin. Allah her şeyi bilir diyeceksin. Allah her şeyi işitir diyeceksin. Ondan sonra senin gibi daha kendi yaptığından bile haberi olmayan, acziyet içerisinde senin gibi şaşkın olan, beşer olan bir kula ulvilik makamlarıyla birlikte Allah'ın vasıflarını vermeye başlıyorsun. Öyle mi? Yani şimdi bu ihtiram mıdır? Bu hürmet midir? Bu tazim midir? Bu Allah'ın hakkına ihanettir. Allah bütün kullarından şirkten korunmasını istiyor. Çünkü şirk geri dönüş olmayan bir yoldur. Tövbeye dönüşmediği sürece. Diğer günahların affedilme olasılığı Allah'ın takdirindedir. Ama Allah Azze ve Celle Nisa 48 başta olmak üzere kesinlikle tövbe edilmediği sürece affedilmeyecek günah olarak birinci ve ilk sıraya, yani en öne şirki koymuştur. Şimdi bazen bir günah işlersiniz, o ameliniz boşa gider. Ama şirk işlediğinizde ise bütün ameller boşa gider. Haccın, zekatın, cihadın, davetin, namazların her şey boşa gider. Peki bu kadar önemli olan hayati bir konuyu insanlar neden ciddiye almazlar? Bakın, genellikle insanoğlu böyle daha çok cismani, böyle heykel, rölyef, put,
putlaştırıyor. Bunlara tapınmayı yeğliyordu. Yani geçmiş çağlarda bu yaygın bir ibadet şekline dönüşmüştü. Daha sonraki ibadet formları değişmeye başladı. Modern cahiliye toplumlarıyla birlikte insanların artık ibadet ettikleri varlıklar kendi öz benliklerinde, iç dünyalarında daha çetrefilli bir hale dönüşmeye başladı. Artık bu o kadar yaygınlaştı ki bu din adına altın kasede sunulmaya başlandı ve yığınla taraftar bulmaya başladı. İşte işin temelinde ne vardır? Allah'ı takdir edememe sorunu vardır. Bir de tevhid dersleri yapan, inanç dersleri, akaid dersleri yapan kardeşlerimize, Müslümanlara, insanlığa çağrımız ve tavsiyemiz şudur ki mutlaka ve mutlaka bütün kainatın tasarrufu kendi şanında, gücünde ve kudretinde olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıyarak yapın, öğrenin ve öğretin. Eğer böyle yapmadığımız vakitte bu sefer Allah'ın sıfatları üzerinden tartışmalar, Allah'ın gücüne, kudretine zaman, mekan, ölçü biçmeye başlıyor. İnsan burada haddini aşmaya başlıyor. Şimdi Allah'ın sıfatlarıyla, zatıyla ilgili niye tartışmalara giriyorsunuz? Buradan onlarca, yüzlerce mezhepler üretmişler kardeşler. Daha adam Allah tanımlamasını yapamıyor ama bir bakıyorsunuz ki öyle akımlar oluşmuş ki buralar yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce taraftar bulmuşlar. Buradan dinde ayrışmışlar, tekfirleşmeye başlamışlar. İşte bugün bakın modern çağın en ciddi sorunlarından birisi nedir? Bakın şirkin şöyle kısa öz bir tanımını yapalım. Çünkü şirk Allah'ı iptal etmek demektir. Allah'ın kudretini, otoritesini geçersiz hale getirmek demektir. Yani şirk Allah'a ait olan, Allah'a ait olması gereken hakkı, tasarrufu, yetkiyi, gücü, kudreti Allah'tan başkasına pay etmenin adıdır. Allah'ın hakkını Allah'a vereceksiniz. Allah'ın hakkını velev ki Allah'ın Resulüne verseniz de müşrikleşirsiniz. Yani Allah'ın hakkını Allah'a vermedikten sonra kime verdiğinizin çok da fazla bir kıymeti olmayacaktır. İnsanların Allah'la ilgili en temel problemi Allah'ın yönetmesiyle alakalı yetkiyi kayıtsız ve şartsız Allah'a vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Aslında bu güç zaten Allah'tadır. Kimse Allah'tan bu gücü alamaz da onların zihin, inanç dünyalarındaki sistematiğin işleyişi açısından bunu söylüyor. Şimdi Allah diyor ki, lehul halku vel emr. Yani yaratmak da bana ait diyor Allah. Emretmek, hükmetmek de bana ait diyor. Yani yaratmak kime aitse, hükmetmek, yönetmek de ona aittir. Şimdi sen yaratmayı Allah'a veriyorsun. Çünkü biliyorsun ki Allah'ın dışında hiçbir kimse bir şey yaratamaz. Burası sabit. Peki yaratmayı Allah'a veriyorsun da yönetmeyi niye Allah'a vermiyorsun? Ya burada gerekçen ne? Allah'a güven sorunudur. Bir insan Allah'a güvenmediği için aracı kurumlar ihdas eder ve Allah'ın gücünü dağıtmaya başlar. Allah gücü dağıtılacak olan bir varlık değildir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün güç, yetki, otorite ona aittir. Bakın Allah yaşanılabilir, anlaşılabilir, öğüt alınabilir bir din gönderiyor. Tek bir din gönderiyor.
dinler göndermiyor. Bütün rasuller o dinin Allah tarafından tayin ve tespit edilmiş rehberleridir. Hiçbiri birbirini tekzip etmez. Hiçbiri birbiriyle bir tezat, çelişki oluşturmaz. Hepsi aynı havzadadır. Hepsini aynı merci tayin etmiştir. Hepsinin mücadelesi aynı merkez üzerindendir. Hepsi aynı olan Allah'a kulluğa çağırmaktadırlar. Bakıyorsunuz Allah'ın nasıl takdir edilmesi gerektiğini, Allah bizim içimizden, bizim cinsimizden bir varlığa, yani rasullere bu sorumluluğu veriyor. Sonra rasuller kavimlerine gidiyorlar. Diyorlar ki, ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk et. Yani insanın yeryüzüne geçici süreliğine gönderilmiş olmasının tek bir gayesi vardır. Tüm zamanlarda amaç tektir. O da Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun dışında kulun bir amacı yoktur. Amaç Allah'a kulluktur. Peki Allah'a nasıl kul olacağız? Allah nasıl beyan etti ve rasuller nasıl öğrettiyse? Ve devam ediyor kavimlerine. Diyorlar ki, sizi büyük günün azabıyla uyarıyoruz. Öleceksiniz, dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz ve sevk edileceksiniz. Oldu ya, şeytan üflüyor mu? Ona bir takım vesveseler mi üretiyor? Allah hemen temsiller getiriyor. Öldükten sonra dirilmede şüphe taşıyanınız var mı? Ya Rabbi, şüphe ne haddimizde? Bizim zaten problemimiz seni hakkıyla takdir edememe problemidir. Sen kendini ne kadar güzel, tam anlatmış, mükemmel olarak öğretmiş olsan bile, ey Rabbimiz, biz seni senin istediğin ve öğrettiğin şekliyle azametini, ululuğunu, yüceliğini sana hakkıyla takdim etmekte biz aciz kalacağız ya Rabbi. Sen eksiklerimizi tamamla. İşte Allah'tan isteğimizin ana merkezinde bu olması gerekiyor. Bakın aziz kardeşlerim, burası o kadar hayati bir konu ki bütün rasuller işe buradan başlıyorlar. Ve işin bitiş noktası da burasıdır. Başlangıç da burasıdır, bitiş de burasıdır. Ne diyorlar sonra? Allah o şüphe yaşayanlara diyor ki, insan yaratılışına bir bakmaz mı? Sizi bir damla sudan yaratmaya muktedir olan Allah, sizi tekrar öldükten sonra diriltmeye muktedir değil midir? Sen her şeye güç yetirensin ya Rabbi. Sen el azizsin, el cebbarsın sen ya Rabbi. Şimdi bu sefer kul ne yapıyor? Kulların büyük bir çoğunluğu Allah'ı, Allah'ın öğrettiği şekliyle değil de kendi heyhulesinde oluşturduğu bir tanrı oluşturmaya başlıyor. Ona kulluk etmeye başlıyor. Bunu üzülerek söylüyor. Bugün günümüz dünyasının, insanlığının kahır ekseriyeti eğitimine Allah'ı karıştırmıyor. Siyasetine karıştırmıyor. İktisadına, ticaretine, ekonomisine karıştırmıyor. Askeriyesine karıştırmıyor. Hukukuna karıştırmıyor. Farkında mısınız? Bakın bunlar hayatın ana can damarlarıdır. Bunlar yoksa hayat yoktur. Peki neye karıştırıyor? Ölüsüne. Cenazesi olduğuna. Önceden hastalığa da karıştırıyordu. Başına bir musibet geldiğinde de yöneliyordu. Öyle bir noktaya geldi ve getirildi ki bu müşrikler tarafından bu zihin. Bakın Covid sürecinde gördük. Dünya Sağlık Örgütü'ne güvendikleri kadar Allah'a güvenmedi insanlar.
Maskeye güvendiği kadar, bilmem falan hapa ilaca güvendiği kadar, bilmem bir aradaki mesafeye güvendiği kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenmedi. Kendini tevhide nispet edenlerin bile büyük bir çoğunluğunda bu zaaf öne çıktı. İşte bu imtihan olundu. Yani yoksa sen nasıl bir ilaha kulluk edeceksin? Allah muktedirdir. Her şeye güç getirendir. Kadirdir o. Yani Allah'ın güç yetirmediği, yetiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Allah öncesi olmayan bir varlıktır. Yani ezelidir. Allah sonu da olmayan bir varlıktır. Ebedidir. Ve Allah haydır. Hayat veren, canlıdır. O uyumaz, unutmaz. O diridir ve Allah aynı zamanda bakidir. Yani zamanla, mekanla, hafsalayla sınırlanabilecek bir varlık değildir. Şimdi bakın Allah'ın isimlerini ne kadar biliyorsanız, ne kadar doğru anlayabilmişseniz Allah'ı o kadar takdir edersiniz. Her insan bildiği kelime, anladığı kelime ve kavram kadar düşünür, anlar ve anlatır. Onun için eğer 10 kelime biliyorsan 11 kelimelik düşünme hakkın yok. Şimdi biz okuyoruz değil mi? İşte İhlas Suresini okuyoruz. Bakın İhlas Suresinde özellikle Allah'ın orada birlenmesi zatından ziyade sıfat ve vasıfları üzerinden. Çünkü İsrail oğullarından kopan bir zümre, daha sonra bunlar Hristiyan olarak tanımlandılar. Ne yaptılar? Bunlar Allah'a ait olanı Hazreti İsa'ya verdiler. İsrail oğullarının bir zümresi de Allah'ın vasıflarının bir kısmını evlatlık olarak yükleyerek Üzeyr'e verdiler. Bakın kitap ehli, kendilerine kitap gelmiş, kendilerine Resul gelmiş ama buna rağmen ne yapmışlar bunlar? Yine Allah'ın vasıflarını vermişler hem de Allah'ın Resullerine. Kitapsız olan müşrikler, müşrikler kitapsızdır. Birine kitapsız dediğinizde el altında müşrik de demiş olabilirsiniz. İşte bu kitapsızlar yüzünden kitaplar sızlıyor. Müşrikler de ne yaptılar? Melekleri Allah'ın kızları olarak vasıflandırdılar. Bakın ne kötü hüküm verdiler. Şimdi kul huvallahu ehad. Allah, ey Muhammed de ki Allah bir. Yani eğer yeryüzünde iki ilah olsaydı her şey kaos, çatışma içerisinde olur. Her şey bir ahenk içerisinde. Allahu Samet. O Allah ki Samet'tir. Yani kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Allah niye evlat edinsin? Bakın tasavvufun, daha doğrusu tarikatın üretmiş olduğu gavslık makamı var ya, tanrılık makamıdır. Ama ilahın bütün vasıflarını vermiyorlar. Mesela diyor ki, gavs sürekli tasarruf halindedir. Resulullah bile tasarruf halinde değildir. Tasarruf Allah'a aittir. Tevhidde Allah'ı birlemenin en temel iki vasfı, hayatın her an ve zerresine müdahale ve mutasarrıflık içerisinde bulunan Allah olduğu bilincidir. Şimdi diyor ki, nerede bir yaprak düşse bir ağaçtan, Gavs onu bilir diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle de diyor ki, nereden bir yaprak düşse Allah'ın bilgisi dahilindedir. Şimdi ne yapıyor mesela? Bakın, pratik örnekler, yani Allah'ı takdir edememenin
sorunlarıdır bunlar. Ne yapıyor? Rabıta yapıyor. Yani kendisince ulvileştirdi. Allah'ın kurtarıcılığına sığınmıyor. Kendisi gibi aciz olan, kendisi gibi zillet içerisinde olan, kendisi gibi şaşkın olan, belki kendisinden de daha berbat, beter bir durumda olan birisine kurtarıcılık vasfı veriyor. Ahiret gününde kurtarıcılık vasfı verenlerin, verilenlerin onları asıl Allah'ın yolundan saptırdığını, ateşe sürüklediğini öğrendiklerinde iş çok geç kalmış olacak. Zuhruf suresinde de karşılıklı olarak Allah bunları konuşturmaktadır. Onun için aziz kardeşlerim ne yapıyor? Diyor ki, şimdi kabirde bir yardımcı lazım, ahirette de bir yardımcı lazım. Kendi üretmiyor, düşünmüyor, akletmiyor. Birine dayayacak sırtını ve bu yaygınlaşıyor. Karşılık da buluyor. Çünkü artık yarı tanrıcıklar üretiliyor. Bu sefer zannediyor ki onun beni ahirette kurtaracak. Bakın, niye böyle düşünüyor? Çünkü Allah'ı tanımıyor. Allah'a iman etmemiş. Bir insan Allah'a iman etse böyle inanmaz. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Yani bunun artık durulacak yeri yok. Göremediği halde kendisini gördüğünü, işittiğini telepati yoluyla interaktif bir etkileşim içerisine girdiklerini düşünüyor. Zihinden zihine hayal ederek bir düşünme gerçekleştiriyor ve onun kendisine yardım ettiğini, gördüğünü ve yardım edeceğine inanıyor. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah olması gereken bu vasıf ne yapıldı? Allah'tan başkalarına pay edildi. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 115-117 aralığında Hazreti İsa'yı konuşturuyor. Ey diyor İsa, sen mi bunlara dedin ben Allah'ın oğluyum? Subhanallah, Subhanallah ey Rabbim. Seni böyle düşünülen, söylenilen her şeyden seni münezzeh kılar. Subhanallah demek, Allah'a yakışmayan, Allah'ı her olumsuz, anlamsız nitelendirmelerden, vasıflandırmalardan münezzeh kılmak demektir. Tesbih budur. Onun için yer ve gök Allah'ı tesbih etmeye devam eder. Sebbahe lillahi ma fissemâvât ve ma fil ard. Gök ve yer. Ve huvel azizul hakim. Aziz ve hakim olanı tesbih eder. Hayvanlar Allah'a isyan etmezler. Rüzgar Allah'a isyan etmez. Ağaçlar Allah'a isyan etmez. Güneş Allah'a isyan etmez. Hepsi boyun eğmiştir. Hepsi isyan eden insandır. Emrine amade kılınan varlıklar Allah'a tesbihle teslimiyet gösterirken, müstanilik ve müstekbirlikte had ve sınır tanımayan insan, insanoğlu azgınlık ve taşkınlığa ısrarla devam etmektedir. Ey Rabbim diyor Hazreti İsa aleyhisselam, ben diyor bunların içerisindeyken ben onlara böyle bir şey söylemedim. Zaten ben böyle bir şey söylemişsem bunu sen bilirsin Rabbim. Sen beni vefat ettirince bunlar tamamen sen, bunların üzerinde gözetleyicisi zaten sensin. Bunlar senin kullarındır. Dilersen azap edersin, dilersen bağışlarsın. Bak, Hazreti İsa aslında böyle olduğunu bilmiyor mu Allah? Biliyor. Allah'ın edebi tasvirlerle konuşturma sanatının bir tezahürüdür.
Meleklerin yeryüzünde bozgunculuk çıkartacak birisini mi yaratıyorsun? Ey Rabbimiz, biz seni tesbih ve takdis ederken, ulularken, yüceltirken, yani orada bir melek Allah'a itiraz edebilir mi? Haşa. Oradaki temel amaç neydi? İnsanın müstani yönüne, bozguncu yönüne, müfsit yönüne yaratılışta dikkatleri melekler üzerinden tasvir etmek. Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'da salih kul kıssası da böyledir. Yani Allah Azze ve Celle bir anlatım tarzı, edebi bir tasvir üzerinden, belagat üzerinden bir anlatım yapıyor ama insanlar buralardan da maalesef yanlış çıkarımlarda bulunuyorlar. Ve bugünün insanlarının büyük bir çoğunluğu Allah'ı hayatına karıştırmıyor. Allah'a sınırlı bir yetki veriyor. Şimdi kalplerimizi yoklayalım. Bakın her yere, şirk meclislerine, darun nedvelerine, okullara, her yere yazıyorlar değil mi? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani bu sözü söylemek kişiyi hiçbir şey yapmasa küfre düşürür. Kafir kılacak bir sözdür. Yani bilmiyor falan, hükmü Allah verecek. Elfaz-ı küfürle ef'al-i küfürler çok yaygınlaştı. Hani bazen dil sürçer, insan kasıtsızdır. Fiiller kolay kolay sürçmez. Fiillerde kasıtlar daha belirgindir. Şimdi siz Allah'ı hayatınıza Allah'ın istediği şekliyle değil de kendi istediğiniz kadar katıyorsanız burada şirk kaçınılmaz olur. Burada sorun Allah'ı takdir edememe sorunudur. Bütün günah ve şirk ve zulümlerin gelip yığıldığı kapı burasıdır. Onun için Allah kendisini nasıl tanıtmışsa öyle tanıyacağız. Nasıl bildirmişse öyle bileceğiz. Nasıl iman etmemizi istiyorsa öyle iman edeceğiz. Allah'ın isimlerinden birisi de El-Mu'mindir. Güven veren ve kullarını güvenli kılan, müminlik vasfı veren anlamındadır. Onun için aziz kardeşlerim, buraya tabii birçok notlar almıştım. 7 çeyrek geçe namaza duracağız. Bu dersi iki formatlı düşündüm. Bir tarafta Allah'ı tanımak, öbür tarafta da Allah'ın sorumlu olduğu kulu tanımak. İki yönlü. Ondan başka ilah yoktur. Kalpler onun kontrolündedir. Allah kuluyla kalbinin arasına girer. Yani kalp ne zaman ne yapacağı belli değildir. Her an devinim halindedir. Kalplerinizi kontrol et. Kalplerinizi Allah'a teslim et. Kalplerinizde kaymalar hissettiğini, kalbin rotadan çıktığını nasıl anlarsınız? Günah işleme istidadı oluştukça kalp değerini yitirmeye başlar. Müminlerden ayrıldıkça, davadan koptukça, bireyselleştikçe, dünyevileştikçe kalp fıtri özelliklerini yitirmeye başlar. Bu öyle bir özelliktir ki Resul bile buradan Allah'a sığınmaktadır. Onun için ya mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, Allahümme sebbit kalbi ala dinik, böyle Rabbine dua etmiştir. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Kalplerimiz din üzere sabit midir? Bugün istikamet kaybı neden yaşanmaktadır? Bugün artık kalpler kirlendiği için büyük bir çoğunlukta günahlar insanı rahatsız etmemeye başlamıştır. Böyle biraz öne doğru gelelim kardeşler. Biraz öne doğru gelelim böyle. Orada bir yığılma oluyor. Öne doğru gelelim. O Allah her şeye güç yetirendir. Her şeyi yaratandır. Yani Halik olandır. İnsanın hiçbir şeyde yaratma gücü yoktur. Bazen kasıtsız da insanlar bu kelimeyi kullanıyorlar ama yani kasıtsız da olsa yaratma ifadesi sadece Allah'a tahsis edilmesi gereken bir ifadedir, bir düşüncedir. Çünkü yaratmak
Allah'a aittir kardeşler. Ondan başka kuvvet yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Siyonist İsrail'in, Amerika'nın mı, NATO'nun mu, Birleşmiş Milletler'in mi? Vallahi onların hiçbir gücü yok. Onlar geçici süreliğine imtihanın bir parçası. Müminlerin güçsüzlüğünden dolayı onlar güçlü gibi görünüyorlar. Tabi bunların her biri ayetlerle anlatılmıştır. Zaman darlığından girmiyorum. Tüm varlıklar ona boyun eğmiştir. Eğmek de zorundadır. Bakın, kainatın bir işleyişi vardır, bir düzeneği vardır. Kıyamet denilen öldükten sonraki son sürecin yeniden bir hayat bulması, kainattaki kevni oluşumun artık farklı bir evreye evrilmesidir. Yani sünnetullahın yasasının değişmesidir aziz kardeşlerim. Yani güneşin dürülmesi, dağların yürütülmesi, yıldızların dökülmesi, denizlerin kaynatılması artık bir evreden başka bir evreye geçiştir. Güç ve kuvvetin, kudretin, tasarrufun başka bir evreye yönelmesidir. Allah her şeyi sarıp kuşatandır. Bütün işler ona varır. Kaderi belirleyendir. Yani hiçbir şey Allah'ın kudret ve tasarrufunun dışında şekillenmez. Allah'ın yaratması ayrıdır, müdahale etmesi ayrıdır, kuluna bıraktığı tercih ise ayrıdır. Allah dileseydi yeryüzündeki bütün insanlar mümin olurdu. Ama Allah böyle bir şey murad etmedi. Allah yarattı, kula tercih hakkı verdi. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin dedi. Ama iman eden bir delille iman etsin, inkar eden de bir delille inkar etsin. Ve onun için insanların hiçbirisi o gün huzuru ilahide hiçbir itirazda bulunamayacak. Bahane süremeyecek. Çünkü niye? Kendi tercihi. Eyvah, eyvah. Ya veylene men be'esene min merkadine. Hâzâ ve'edâr-rahmân ve sadaqâl-mursalûn. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bizi yattığımız yerden kim uyandırdı? Rahman'ın vaadi hakmış. Sen ciddiye almadın Allah'ı. Allah yokmuş gibi yaşadın. Hesap günü yokmuş gibi yaşadın. Her günahı, isyanı fütursuzca işledin. Allah'a ait olan, olması gereken yetkiyi Allah'tan başkalarına dağıttın. Rahman'ın vaadi hakmış diyorsun. Neye yarayacak bu itiraf? Ve Resuller doğruyu söylemişler. Niye Resul'le yol tutmadın? Niye müminlerin yolundan ayrıldın? Ellerini ısıracak. Eyvah, eyvah. Keşke falan kimseyi dost edinmeseydim. Keşke Resullerle birlikte yol tutsaydım diyecekler. İşte bu ahiret pişmanlığı, geri dönüşü olmayan pişmanlığın bir tasviridir. Şu an hepimizin geri dönme ihtimali var. Hasan-ı Basri rahimahullah bir cenazeye katılıyor. Defnediyorlar. Mezarlıktan ayrılmadan önce oradaki ahaliye diyor ki, ey diyor insanlar, ey ahali, şu anda diyor bu defnettiğimiz şahıs, Allah ona yeniden bir hayat dirilme hakkı verse ne yapardı diyor. Daha fazla ibadet ederdi, günahlardan sakınırdı, Allah'a karşı takvayı kuşanırdı diyor. Böyle örnekleri çoğaltıyorlar. Diyor ki haydin diyor, Allah bize yeniden bir fırsat verdi. Biz bunları yapalım. Şimdi göz görünce gönül kirleniyor. Dikkat edelim. Gönlümüzü temiz tutacağız. Kirlerden arınacağız. Biraz sonra inşallah bayram hutbesinde de insanın bu temizlenme yönüne inşallah dikkat çekeceğim. Zamanımız dolmuş. Sizleri de çok bekletmeyeyim. Kısaca bayram namazını bir hatırlatayım kardeşler. Unutuluyor. Geçen bir kardeşimiz dedi ya hocam kunutu da hatırlatsaydınız dedi. Yani bayramı yine iki kere kılıyoruz. Kunutu epeydir cemaatte. Belki hiç uzun zamandır kılamayanlar vardı. Bayram namazı iki rekat bir namazdır kardeşler. Toplamda 8 rekattır. Özür diliyorum, tekbirdir. İki rekattır. Birinci
rekatı anlatıyorum. Tabii önce bayram namazlarının cuma namazlarından bir farkı var. Normalde cumada önce hutbe verilir, sonra namaz kılınır. Bayram namazlarında ise sünnet-i müekkededir genel kabule göre. Hanefiler vacip anlamını yüklemişlerdir. Önce namaz kılınır, ondan sonra hutbe verilir. Normalde teşrik tekbirleri kurban gününe mahsustur kardeşler. Ama fakihler Ramazan bayramında da teşrik tekbiri getirmekte bir mahsur görmemişlerdi. Şimdi bizde de tabii bu yerleşik bir anlayışa dönüştü. Gücümüz yettiğince ibadetlerimizi sünnete ittiba ederek yapmaya gayret ediyoruz. Yani Resulullah nasıl öğretmişse, nasıl yapmışsa, sahabe-i gücü nasıl uygulamışsa biz de öyle. Çünkü ibadet icdihat alanı değildir. Ve Resulullah'ın tehditlerinin altına girmek istemiyoruz. Öyle bir güvencemiz yok. Men râgıbe sünnete feleyse minni. Sünnete ittiba edeceğiz. Adı dişlerimizle, canımızla her şey vahye ve sünnete en küçük bir halel getirmeyeceğiz. Bu yönüyle birinci tekbiri aldığımızda arkadaşlar, kardeşler, Subhaneke'yi okuyacağız. Ondan sonra imamın yönlendirmesiyle birlikte tekbir getirilecek. Tekrar bir tekbir, bir tekbir daha. Yani iki, üçüncü tekbirden sonra, yani dördüncü tekbir olmuş yolu, ellerimizi bağlayacağız. İmam kıraati okuyacak, ruku ve secdesini yapacak. İkinci rekatta ayağa kalktığımızda yine imam kıraatini okuyacak. Rukuya gitmeden önce üç kere tekbir getirecek. Yani tekbirlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dördüncü tekbirde de rukuya gidip namazımızı tamamlamış olacağız. Bayram namazımızı böylelikle ihya etmiş olacağız. Ondan sonra hutbeye geçeceğiz. Evet, hutbede devam edeceğiz. İnşallah tekrar Allah Azze ve Celle bizi razı olduğu kullarından eylesin kardeşlerim.